Namaza başlamak için okunacak bir dua var mıdır? Namaz kılmayı terk ettim, tekrar nasıl başlayabilirim diyenler için tavsiye edilen dualar hangileridir? Dinin direği kabul edilen namazlarımızın devamlılığı için nasıl dua etmeliyiz? Namaza başlamak için okunacak dualar az sonra Necmettin Nursaçan'la sohbetlerde. Vesveseden korunmak ve kurtulmak için okunacak bir dua var mıdır? Hazreti Peygamber'in vesvese ve şüpheden kurtulmak için tavsiye ettiği dualar hangileridir? Namaz kılarken ya da abdest alırken bizi şüpheye düşüren vesveselerden korunmak için nasıl dua etmeliyiz? Vesveseden korunmak için okunacak dualar az sonra Necmettin Nursaçan'la sohbetlerde. Efendim sabah şerifleriniz hayır olsun, günümüz bereketli olsun inşallah. Muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la sohbetler başladı. Yeni yayın döneminde dün ilk yayınımızı gerçekleştirdik cuma sohbetleriyle. Bugün de cumartesi de ilki gerçekleştiriyoruz. İnşallah hayırlı, bereketli olur hocamızın dualarıyla. Hocamız Kayseri'den yayınımıza katılacaklar. Hocam merhabalar, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Selam ediyoruz İstanbul'dan hocam. Merhaba. Ellerinizden öperim. Hayırlı sabahlar efendim. Nasılsınız hocam? Estağfurullah efendim. Rabbimize hamd ederiz. Çok şükür. Siz de iyisiniz Muhsin Bey çok inşallah. Çok teşekkürler hocam. Allah razı olsun. Mevla sağlık, sıhhat, afiyet versin inşallah sizlere. Hayırlı uzun ömürler versin hocam. Amin. Dualarınızı bekliyoruz cümlemize, hocam. Cümlemize, değerli seyircilerimize de Yüce Rabbimizden sağlık, afiyetler diliyoruz. Özellikle koronavirüsün pençesinde bulunan hastalarımıza amin. Şafi ismi şerifi hürmetine Yüce Rabbimiz acil şifalar ihsan eylesin efendim. Amin hocam, amin. Evet sevgili izleyenler, dün hocamızdan iki tane dua tavsiyemiz oldu. Hocamızdan tavsiye edebileceği duaları aldık. Bunlardan bir tanesi de şifa dualarıydı. Bugün de inşallah namaza başlamak için okunacak dua için tavsiyeler alacağız hocamızdan. Şöyle sorular çok geliyor bize. Ya namaza başladım, namaz kılıyorum fakat işte bir ay, iki ay devam ediyorum. Sonra namazı terk ediyorum. Acaba devamlı, sürekli namaza devam edebilmem için nasıl dua etmeliyim şeklinde sorular geliyordu. İnşallah bu soruların cevabını bugün hocamızdan duyacağız dua tavsiyelerini. Bir de vesvese ile ilgili çok sorular geliyor. Hem WhatsApp hattımıza hem de Instagram'a. Namazda vesvese, abdest alırken vesvese, banyoda vesvese. Dolayısıyla bu vesveselerden nasıl korunabiliriz? Bu şüpheleri nasıl yok edebiliriz zihnimizden, beynimizden? Bununla ilgili hocamızın da tavsiye edeceği duaları varsa yayında inşallah alacağız sevgili izleyenler. WhatsApp hattımız 0552 037 0707. WhatsApp hattımıza videolarınızı bekliyoruz. Bu arada öğrenmek istediğiniz dualar varsa, dua tavsiyesi istiyorsanız o konuları da yazın WhatsApp hattımıza. Hocamızdan rica edelim. Önümüzdeki programlar için hocamızdan rica edelim inşallah. Instagram'dan da yazabilirsiniz. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. WhatsApp'tan mesajlar gelmeye başladı. Tekrar herkese hayırlı sabahlar. Pek çoğunuz belki de şu anda iş yerinde çalışıyor. Ama pek çoğunuz da şu anda evlerinde kahvaltıda inşallah bizi izleyecek. Bereketli güzel bir program olsun. Mesaj yazan izleyicilerimize diyoruz ki mesaj yazarken bulunduğunuz şehri de yazın da memleketlere inşallah şöyle selam yollayalım. Memleketlerimize de selam yollamış olalım. Bir telefonumuz var muhterem hocam. Müsaade buyurursanız telefonla başlayalım. Bir izleyicimiz hattımızda size soru sormak istiyor. Evet efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün olsun inşallah. Fatma Hanım İstanbul'dan buyurun. Hayırlı günler efendim. Buyurun. Benim bir sıkıntım var. Oğlum rahatsız. Kendisi musallat var. Bu da öğrendiğimiz kadarıyla kafir bir musallatmış. Ya yani inancını kaybetti. Biz Allah'ına, peygamberine, kitabına küfrediyoruz, sövüyoruz. Oo. Çok ağır. Ondan sonra götüremiyoruz, hocaya götüremiyoruz ki rukiye okunsun, içindekini çıkarmaya gayret edelim, çalışalım diye. Onu da kabul etmiyor, vurarım, kırarım, dağıtırım, zaten evde de bazı eşyalara falan zarar veriyor.
bizi de atarım keserim diye gibi tehdit ediyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Kaç yaşında oğlunuz? 23 yaşında. 23 yaşında. Herhangi bir rahatsızlığı var mı? Hayır, hiçbir rahatsızlığı yok. Bu nasıl diyeyim, 7-8 aylık bir mevzu. Daha öncesi varsa biz bilmiyorduk bu konuların böyle bir hastalık, rahatsızlık olduğunu. Hı-hı. Biz bunu yeni öğrendik. İşe falan okulunu, işini bıraktı. Anladım. Şimdi bir rahatsızlık, bakın siz de dediniz ki böyle bir rahatsızlığı olduğunu bilmiyorduk dediniz. Yani o yüzden sordum. Acaba psikolojik bir rahatsızlığı var mı? Şimdi diyorsunuz ki cinler musallat oldu. Evet. Huzurumuz kalmadı diyorsunuz. Kalmadı. Bu bize evde de çok sıkıntı yapıyor. Bize de musallat oluyorlar. Bize de sıkıntı yapıyorlar. Size de musallat oluyorlar. Peki nasıl ortaya çıktı? Nasıl anladınız bunu? Yani 7 ay önce ne oldu da anlaşıldı? Nasıl anlaşıldı bu? Benim annem uyardı. Bir kanalda böyle Mücahit Han ve diğerleri... İsim vermeyelim. Söz hakkı tamam. Doğa. Şimdi bizim konumuz tamam. Değil yani. Onların yaptıkları yapacak bizim konumuz değil. İsim vermeyelim. Tabii. Böyle bir durumlar varmış dedi. Musallat durumları diye uyardı. Bunu programı bir dinleyin, izleyin dedi. Biz de oradan aracılığıyla öğrendik. Böyle bu konu üstüne yoğunlaştık. Araştırmalar yaptım falan. Kendime göre internette falan böyle. Böyle bir şey varmış, onu anladım. Sonra bazı hocalara başvurduk. Yurt içi olsun, yurt dışı olsun. Onlar da baktıklarında evet var dediler. Bizde de var, ailemizde de var dediler. Biz bunları zaten bu sıkıntılar yaşıyorduk. Ama niye olduğunu bilmiyorduk. Bir de üstümüze türlü büyüler yapıldı. Ne yapıldı? Büyüler yapıldı üstümüze. Size büyü yaptılar. Evet, büyüler yaptılar. Onunla daha çok zorlaştı işler. Kim yaptı? İsim vermeyeyim. Aileden birileri mi yaptı? Yani aileden mi diyeyim artık? Nasıl diyeyim? Tamam. Yani yakın akrabadan değil. Yakın akrabalardan değil. Evet. Çevrenizden birileri, sizi tanıyanlardan birileri büyü yani, yaptı. Evet. Peki sonra, şimdi size de cinler musallat oldu öyle mi? Çocuğunuz. Yani oluyorlar, evet, sıkıntı yapıyorlar etrafımızda. Gece uyutturmamaları, gece uykularımız yok. Evet. Çok sıkıntılar yaşıyoruz yani. Evimize misafir çağıramıyoruz en başta. Neden? Çağıramıyoruz yani. Mesela yarın için çağırdıysak bizi böyle sıkıntılar yapıyorlar. Uyutturmuyorlar. Üstümüzde sanki bizi hissediyoruz. Allah Allah. Abdestli okuyarak yattığım halde hissediyoruz. Gece korkuyoruz, bağırıyoruz. Yani neler okuyalım, titriyoruz. Yani diyelim yarın Fatma Hanım evinize misafir gelecek. O gece evet. Uyuyamıyorsunuz sabaha kadar. Uyutturmuyorlar. Rahatsız ediyorlar yani. O kedi gibi sanki böyle bağırmalar ama kedi sesi değil, aslan kükremeleri gibi. Okuyorum la havle dedikse o kedi sesleri aslan gibi kükreyen kediler. Resmen hani hafif böyle miyavlama seslerine dönüşüyor ama çok sıkıntılar yaşatıyorlar. Peki Fatma Hanım, evde bundan rahatsızlık duymayan birisi var mı? Mesela siz tamam yok. Rahatsız olursunuz, eşiniz olmaz mesela. Hayır, birisi o da var mı? O da duyuyor ama benim duyduklarımı değil, o farklı şeyler duyuyor. Ya gözüm uyanıkken mesela ben simsiyah bir varlık üstüme çöküyor ve ben onu hissediyorum. Gözüm uyurken. Açık bakıyorum ama evet, uyurken değil. Uyumadan. Uyanıklık halinde ki eşim de söylüyor. O da devamlı sıçrıyor, bağırıyor. Eşiniz şu anda yanınızda mı? Evet. Yanında. Onunla da görüşebilir miyiz? Mümkün mü? Ya o görüşmek istemiyor. Tamam, peki selam ederiz beyefendiye. Şöyle yapalım. Detaylı soruyorum ki hocamıza da detaylı inşallah cevap alırız. Tüm bu sorularla ilgili. Çünkü şimdi dediniz ki bir... Cin musallat oldu oğluma, sonra bize sirayet etti. Acaba cinler insanlara musallat olur mu? Bunu hocamıza soracağız. İki, dediniz ki bize büyü yaptılar. Tanıdığımız çevrelerden bize büyü yapıldı. Büyü var mıdır? Evet hocam her seferinde söylüyor. Büyüden nasıl korunabiliriz? Bir kimsenin büyülendiğini nasıl anlayabiliriz mesela böyle bir şey varsa? Bütün bunları hocamıza soralım ama müsaadenizle reklama gitmemiz gerekiyor. Hocamızın da müsaadesiyle. Hocam kısa bir aramız olacak. Reklamlardan sonra inşallah tekrar birlikteyiz.
Evet, yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Namaza başlamak için hocamızdan dua tavsiyesi isteyeceğiz. Aynı zamanda vesveselerden kurtulmak için de dua tavsiyesi isteyeceğiz ilerleyen dakikalarda diyelim. Öncesinde bir telefonumuz vardı reklamlardan hemen önce. Fatma Hanım aradılar İstanbul'dan. Tekrar merhabalar Fatma Hanım. Merhaba efendim. Evet, dediniz ki oğluma cinler musallat oldu. 23 yaşında dediniz oğlum. Daha sonra bize de musallat oldular. Şu anda maddi manevi bu durum her şeyimizi, hepimizi etkiliyor. Ne yapalım evet. diye soruyorsunuz. Sanki bir ara şöyle bir şey duydum ben sizden. Yanlış mı duydum acaba? Dediniz ki oğluma musallat olan cinler kafir taifedenmiş diye bir şey mi söylediniz? Yoksa... Evet, evet. Ha, evet. Ya, evet, hocalar, gittiğimiz çeşitli hocalar böyle söyledi bize. Evet. Ve büyü yapıldığını söylediniz. Size bunların, büyü evet, yapıldığını söylediniz. Tekrar tekrar büyü yapılmasıyla bunlar daha çok evimize musallat kadanmışlar. Evet. Suyun durumu daha çok ağırlaşmış. Öyle Peki, söylediler. Peki oğlunuzun bir rahatsızlığı olmadığını söylediniz. Hayır, hayır. Mesela bazı gittiğimiz hocalardan bir şeyler verdiklerinde, uygulamalar verdiklerinde onları biraz yaptığımız zaman daha başlar başlamaz çocuk anında ertesi gün gayet normale dönebiliyor ama kurtulamıyor. Bir süre sonra bu şeylerin etkisi geçiyor. Mesela diyorlar ki 21 gün şu suyu içirin, 21 gün şunu yapın. Bu 21 gün veya 41 günün sonunda bakıyoruz çocuk yavaş yavaş günün eskiye dönmeye başlıyor. Evde tuhaf korkutucu seslerle tükürme sesleri çıkartıyor. Ama bu psikolojik de olabilir. Şimdi ben sözü hocamıza bırakacağım da keşke hani tamam tırnak içinde hocalara gitmişsiniz. Bir takım uygulamalar vermişler, muska vermişler vesaire. Ama keşke bir doktora da gitseydiniz, bir psikiyatriye gitseydiniz, psikoloğa gitseydiniz. Yani gittik. Gittiniz mi? Nedir? İlk evvela biz bu konuda psikoloğa gittik. Psikolog hiçbir şey bulamadı. Hiçbir şey bulamadığı halde İki ilaç yazdı. Birisi şizofren ilacıydı. O oğlan da dedi ki ben bunları kullanmam. Bunlar çok ağır ilaçlar dedi. Evet. Ondan sonra özel bir psikologdu. Ya ilaç verdi ama yani oğlunuza ilaç verdi. Verdi evet. Ama kendileri hiçbir şey bulamadı. Üç tane doktordu hatta bunlar. Üçlü bir doktordu. Hiçbir şey bulamadılar gayet. Normal dediler. Şudur budur demediler. Biz sonra odaya tekrar oğlan çıkıp biz girdiğimizde konuştuğumuzda durumu anlattık. Sonra ilaç yazdılar. Anladım. Ama bu işin başlangıcı şu benim anladığım. Dediniz ki annem söyledi bir televizyon kanalında bu işlerle ilgilenen birilerini izledik. Ondan sonra ortaya çıktı dediniz. Doğru mu? Evet evet. Biz tamam. Böyle şeylerin biz o zaman farkına vardık. Yoksa tamam. Onlarda hiçbir bilgimiz yoktu. Peki teşekkür ediyorum. Sözü hocamıza bırakacağız. Çok detaylı anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun. Allah i̇nşallah razı olsun. Tez zamanda Allah eski sağlığına kavuşur hem siz hem aileniz inşallah hem evladınız. Hocam size sözü bırakmadan önce şöyle bir mesaj gelmiş bunu da bu soruya bağlayalım. Hocama selam ediyorum, hayırlı programlar diliyorum. Hocam büyü için ne yapmalıyız? Televizyonlarda biraz evvel hanımefendi de bahsetti. Televizyonlarda bu işi yapan hocalar, lütfen hoca demeyiniz bu işi yapan insanlara var. Ve parayı gönder, büyüyü bozarız diyorlar. Bir tanesi, muskanın bir tanesi 70 liradan başlıyor. Binlerce insan bu insanlara para veriyorlar, muskalarını bozduruyorlar. Hocam kime inanacağımızı şaşırdık, ne yapmalıyız? Buyurun hocam. Efendim Muhsin Bey, Fatma Hanım kardeşimizin anlattığı olaya benzer müftülüğüm zamanında bana gelmiş bir olay vardı. Onu hatırlattı. Bakın şöyle diyordular. 20-22 yaşları arasında bir kızımız psikolojik bir rahatsızlığa uğrar. Şimdi bunlar sizin biraz önce dediğiniz gibi bir psikiyatriste gideceklerine öyle değil. Böyle gelecekten gizli şeylerden haber veren birisine giderler. O da der ki orta boylu sarışın bir hanımla uzun boylu bir erkek kızınıza büyü yapmışlar. Nasıl da kıymışlar, hiç mi insafları yokmuş bu adamın der. Bunlar şimdi yorum yaparlar. Kim bu orta boylu sarışın hanım? Eltim tamam. Uzun boylu erkek kim? O da kayınbiraderim. Ha, ne insafsız adamlar ya. Nasıl kıydınız kızımıza?
Şimdi kız dengesiz davranışlarda bulundukça bunların kafası bozuluyor. Kızımızın bu hale gelmesini işte kayınbiraderimle eltim yaptı. Hainler. Vuracağız biz onları. Allah Allah. Adamların hiç haberi yok. Kur'an ne diyor? Ey müminler, zandan sakının. Zan. Yani zan üzerine bina kurulmaz. Adamların hiç haberi yok. Ama biri kayıpten haber veren biri. Kaibi, kaip ne demek? Beş duyu ile bilinmeyen şeyler. Onu Allah'tan başka kimse bilmez. Allah bildirmedikçe peygamber de bilmez. Ama bu herifler biz biliyoruz diyorlar. Biz de dini bilgiden maalesef uzak olunca bizi kolaylıkla tuzaklarına düşürebiliyorlar. Ne o yaşadığım olayda dedim yanlış yoldasınız. Yani arayacağınız adres sağlık, mutluluk adresi bura değildir. Siz kızımızı psikiyatriste götürün. O adamlara da kin tutmayın. O nereden biliyor bu adam bunları filan dedik ve onunla onlar aydınlığa kavuştular. Şimdi bu olayda da bakın gencecik bir oğlumuz dini bilgiden maalesef mahrum olduğu için işte televizyonda böyle bir yayın duyuyorlar. Cinler musallat olur, onlar şöyle eder, böyle eder derken etki alanına giriyor. Bu sözlerin etki alanına giriyor. Yani cin diye bir varlık var mı? Var. İnanır mıyız? İnanırız. Onlar Allah'ın görülmeyen kullarıdır. Bakın şu ayete. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri bana kul olmaları için yarattım. Demek ki onlar da bizim gibi kullukla görevli. Şu var ki onlar Allah'ın görülmeyen kulları. Onların işi gücü yok. Bize zarar verecekler, bizi korkutacaklar. Yok, böyle değildir. Peki nasıl etmeli Allah'ın, bakın o ayetel kürsüyü okuyan kişiyi 30 gün sahir ve sahirenin etki alanı dışında olur. Cin ve şeytanlar etki edemezler. Biz Allah'ın büyüklüğünü anlatan ayettir ayetel kürsi. O ayeti okumalıyız. Aynen. Rabbimizin himayesine sığınmalıyız. Böyle dini, ilmi bir aslı, esası olmayan şeyle biz kendi psikolojimizi alt üst ediyoruz. Gelin bu yoldan vazgeçelim. Psikiyatriste gidiyorlar ama tam teslimde olmuyorlar. Yani yok bir şey bulamadı, bir ilaç verdi ama boş ver, onu da uygulamayalım. O da zaten çok ağır etki edermiş. Bak, büyücüye teslim olduğu kadar doğru, psikiyatriste teslim olmuyor. Doğru. Şimdi sen ne dersin diyeceksiniz. Ben derim ki değil bu büyücü, yıldıznameye bakan şunlar bunlar. Bırakın, onlar cahil insanlardır. Onlarla değil de bulunduğu yerde diyelim ki ilçemiz var, ilçe müftümüz var, vaizimiz var, din hizmetleri uzmanımız var. Yahu devletimiz, Allah devletimize zeval vermesin, bütün ilçelerimizde bu var, bütün illerimizde daha teşkilatlı bir şekilde var. Hep yüksek tahsil yapmış, titizlikle seçilmiş insanlar vardır. Biz bunları bırakalım, bilgili kişiyi bırakalım, yol vurucu cahillerin peşine takılacak olursak işte uykumuzu da kaçırırız, sağlığımızı da kaybederiz. Haklısınız hocam. Çok güzel, biraz evvel söylediğiniz çok doğru. Psikiyatrist bir ilaç vermiş, hanımefendi de onu söyledi. Fakat ilacı ağır bulmuşlar, kullanmayı terk etmişler. Rahatsızlık var mı diye sorduk hanımefendi. Bir rahatsızlığı yok dedi. Şimdi kimse durup dururken rahatsızlığı olmayan birisine ilaç vermez. Öyle mi hocam? İlaç vermez. Bir rahatsızlık var ki ortada. Doğru. İlaç vermişler. Doğru. Ama şimdi öbür taraftan da diyor ki yani hocaya gidiyoruz tırnak içinde diyor. Hocanın verdiği her şeyi uyguluyoruz diyor. Yapıyoruz diyor. Hoca bir takım uygulamalar veriyor. Yapıyoruz diyor. İşte suya bu okunacak. Suyun içerisine bu konulacak. Yemeğe bu atılacak. İşte suya şu
okunup üflenecek. Bunları yapıyorlar ama maalesef psikiyatristin verdiği ilacı kullanmıyorlar. Aslında bundan dolayı da biz kurtulamıyoruz bunlardan hocam. Yani şimdi anne diyor ki ya falanca televizyonda bir hoca var, onu bir dinle. Yani senin torunumda bir takım rahatsızlıklar seziyorum. Büyü yapmış olabilirler. Cinler musallat olabilir diyor. Bunu biz duyuyoruz hocam ve etkileniyoruz maalesef. Sonra da zaten ipin ucunu kaçırıyoruz. Doğrudur. Peki hocam, biraz evvel hanımefendiye sordu. Aynen dediğiniz gibi ipin ucunu kaçırıyoruz Muhsin Bey. İpin ucunu. O yüzden ben hanım kardeşimize tavsiyem, ilçe müftümüze gitsin, müftülüğümüze gitsin. Orada müftümüz, vaizimiz, vaizemiz, din hizmetleri uzmanlarımız var ya, devletimizin böyle teşkilatı var ya. Elbette. Evet. Çok mesajlar geliyor bu konuyla alakalı. Pek çok rahatsızlığı olan izleyenlerimiz var, anlaşılan. Biraz evvel bir mesaj okumuştum. O işte televizyonlarda bu işi yapanlar ve muskayı bozacağını söyleyenler, bunun karşılığında 75 liradan başlıyor demişti bir izleyicimiz. Biraz evvel okudum. Bir izleyicimiz de diyor ki hocam ne bir 75 lirası? 1500 liradan açıyorlar diyor kapıyı. Bir muska bozmak 1500 lira diyor hocam. Evet. Ya. Dikkate almamak lazım evet, sevgili izleyenler. Hocam şunu sormuştu, onu da aydınlığa kavuşturalım. Dedi ki benim oğluma onların söylediklerine göre kafir cinler musallat olmuş dedi. Yani bu böyle bir şey anlamak mümkün mü? Yani bir cinin kafir olduğunu, ne bileyim Hristiyan olduğunu ya da Müslüman olduğu anlaşılır mı, bilinir mi? Böyle bir şey var mı? Cinler arasında da kafirler, Müslümanlar, Hristiyanlar diye ayırabiliyor muyuz? Öyle Hristiyan, Müslüman diye değil de yani mümin, münkir, onların da böyle inanmışı, inanmamışı var. Var. Ama bu şuna benziyor. Bazen diyorlar ki size papaz büyüsü yapmış diyorlar. Yani karşısındaki adamı etkileyebilmek için böyle bir sıfat takıyor işin ucuna. Yani mümin cinler yaptı dese etkili olmayacak. Kafir cinler yaptı diyecek de delikanlı öyle etkilenecek işte. Daha çok etkilenecek. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili izleyenler, çok mesaj var da bu konuya girersek çıkamayacağız. Bu yüzden inşallah önümüzdeki haftalarda bununla ilgili hocamızın dua tavsiyeleri olursa, ki bugün söyledi Ayet-el Kürsi'yi okusunlar dedi mutlaka ve Felak ve Nas okusunlar dedi. Ama önümüzdeki haftalarda inşallah tekrar başlı başına bir konu olarak da işleyebiliriz. Bugün yine hediyelerimiz var. Hocam müsaadenizle hediyelerimizi hatırlatalım. Sonra WhatsApp videomuzla devam edeceğiz. Bugün yine bir izleyicimize Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. Tabii. Sevgili izleyenler. Evet. Elif Vav desenli Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Sandukalı. Bir de şal hediyemiz var bir izleyicimize. Şu hemen aşağıda gördüğünüz şallardan hediye edeceğiz. Aynı zamanda da yine her izleyicimize de, daha doğrusu hediye vereceğimiz izleyicilerimize, Hacı annemizin bu 40 yamalı, ondan sonra el emeği göz nuru seccadelerinden de armağan edeceğiz. Necmettin Nursaçan'la Cuma sohbetleri hatırası olarak, Cumartesi sohbetleri hatırası olarak inşallah. İlk şifre birazdan, biraz sonra diyelim ve WhatsApp videomuzu görelim. Hocam merhaba, size bir sorum olacaktı. Ben 14 yaşındayım da oyuncu olmak istiyorum. Dizi filmlerde oynamak günah mıdır? Hayırlı günler hocam. Hocam duyabildim mi acaba soruyu tekrar? Duydum. Duydum. Buyurun hocam. Bey. Buyurun. 14 yaşındayım duydum dedi kardeşimiz. Filmlerde oynamak istiyorum. 14 yaşındayım. Dizi filmlerde oynamak istiyorum dedi oğlumuz. Ama şunları düşünmek lazım. Belki de 14 yaşında da mükellef olabilir bir erkek. 12 ila 15 yaşları arasında mükellef olur. Ne demek mükellef olur demek? Yani sorumlu olur. Yaptığı iyilikler, yaptığı kötülükler artık amel defterine kiramen katibin tarafından yazılmaya başlanır. Allah'a karşı sorumlu olur. Yani 7 kişi var ki arşın gölgesinde gölgelenecek.
Onlardan biri de ve şabbün neşe fi ibadetillahi teala, gençliğinden beri Allah'a ibadetle yetişmiş olan kişi, ömür bahçesinin gülü solmadan, uyan hey gözlerim uyan, ecel bir gün bize devran salmadan, uyan hey gözlerim uyan. Derviş Yunus söyler sözün tutulmaz, senin kumaş bu illerde satılmaz, böyle yatmak ile hakka yetilmez, uyan hey gözlerim uyan. Bir Hazreti Ali Efendimiz gençliğinden beri Allah yolunda olmuş. İşte arşın gölgesinde gölgelenecekler. Sevgili oğlumuz şimdi yolların ayrım noktasındadır. Yani bazı diziler olur ki elbette insanlığa faydalı olabilir. Orada görev alacaksam âlâ. Ama bulunduğum yerde yani mahremiyet kurallarına riayet ediliyor mu, edilmiyor mu? Haramlar helal gibi gösteriliyor mu, gösterilmiyor mu? Yani onlara dikkatli olmalıyım. Yani yapacağım şeylerden Allah katında sorumlu olacağımı bilmeliyim. Yolumu, yönümü ona göre belirlemeliyim. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir WhatsApp videomuz daha var, görelim. Selamünaleyküm hocam. Ben kızımın Fransa'da doğum yaptım ve benim kızımın göbeği hastanede düşmüştü. Ama işte o Hristiyanlar bunu bilmediği için göbek bağını bize vermedi. Ben nereye koyduklarını da bilmiyorum hocam. Sanırım çöpe atıldığını düşünüyorum. Hani bu bizim için ne kadar bir günah olur. Hani ben bunu duyunca gerçekten çok üzüldüm. Sizden bilgi almak istiyorum hocam. Allah'a emanet olun. İzleyicimize buyurun hocam. Efendim Rabbimiz velakad kerramna beni Adem. İnsanoğlunu biz şerefli yarattık buyuruyor. Yani o hanım kardeşimizin dediği şey de çöpe atılmamalı. Ne yapılmalı? Toprağa gömülmeli. Gurbette doğum yaptı. Yapamazdı herhalde, sahip çıkamazdı doğum esnasında. Elbette onlara emanet. O yüzden sorumluluk alanı dışındadır. Bunu dert edinmemeli. Ama bizim ortamımızda olsaydı ne onu çöpe atmayın, toprağa gömün derdik. Değil, o kestiğimiz tırnakları bile çöpe atmamalı. Onları bile toprağa gömmeli. Ama biz bu konuda bile hassasiyet göstermiyoruz. İnsanoğlu demek ki şereflidir. İnsanoğlundan ayrılan bu parçacıklar bile çöplere, gelişi güzel, namüsait yerlere atılmamalıdır. Ama hanımefendi zaten doğum esnasında kendisini, bebeğini, sağlığını düşünmek durumunda, onlara emanettir. Bunu büyütmemeli. Hocam şunu da sormak isterim. Şimdi bu göbek bağı ile ilgili farklı inanışlar var. Şimdi göbek bağını kimisi hani ileride öğretmen olsun diye okul olan bir yere gömüyor. Kimisi ileride doktor olsun, hemşire olsun diye hastanenin olduğu bir yere, kimisi cami avlusuna falan. Şimdi bir mesaj var, bir izleyicimiz demiş ki biz evladımızın göbek bağını Arafat'a götürdük, orada gömdük demiş. Ya bunun dini bir dayanağı var mı? Ya bunlar hep yanlış şeyler, hep kolaycılık. Biraz önce bak, kızımız psikolojik rahatsızlığa yakalanıyor. Doktora götüreceğimize, psikiyatriste götüreceğimize, ya şurada bu işlerden haber veren adam varmış, ona gidelim. İşin kolayına kaçıyoruz, kendi kendimizi kandırıyoruz. Yani cidden bizde bir cami vardı, o caminin minberine getirir korlar. Yani. Allah Allah. Olmaz yani, yanlış bu. Yani çocuk doğduğundan itibaren ben onu İslam edebini vermem yerine, yaşayışımla güzel örnek olacağıma, onlar ağır işler, onlar zor işler, boş ver. Öyle değil. Yani filan caminin, Şeyh Camii'nin minberinin altına götür, bir göbek bağını koy. Bu kadar kolaycılık olur mu yani? Evet yani ya göbek doğru bağını değil. Al. Doğru değil tabii. Evet, kutsal topraklara götür, orada Arafat'a götür. Öyle yapmışlar zaten hocam. Öyle yok yazıyorlar. Efendim, yanlış. Evet. Çok yanlış efendim. Yanlış. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Hemen bir video daha görelim, sonra ilk şifreyi paylaşalım. Görelim. Merhabalar, iyi yayınlar. Size bir sorum olacaktı. Arkadaşım bana beddua etti. Suçum günahım da yok ama yine de korkuyorum.
Hocam beddua hangi durumlarda geçerlidir? Arkadaşımın bedduası tutar mı? Ya da kimin bedduasından çekinmeliyiz? Bize açıklayabilirseniz sevinirim. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Efendim sevgili peygamberimiz selasu davatin yüstecabu lehunne la şekke fihine. Üç kişinin bedduası şüphesiz ki müstecab olur. Davetül mazlum. Haksızlığa uğrayan, zulme maruz kalan kişinin bedduası. Öyleyse kimseye haksızlık etmemeliyiz. Malına, canına, ırzına, itibarına zarar vermemeliyiz. Onun bedduası demek şimşek süratiyle hedefine ulaşabilir. Davetül misafir, misafirin duası da makbul olur. Ve davetül valid li veledihi, ananın, babanın, evladına duası da müstecap olur. Yani isterseniz eğer vakti fazla almıyorsam Muhsin Bey, bu konuda bakın. Buyurun hocam. Sa'd ibn Ebi Vakkas Hazretleri 7. kişi olarak Müslüman olmuş bir insandır. Yani müthiş bir atıcıydı. Peygamberimiz at ya Sa'd, at anam babam feda olsun dediği kişidir Sa'd ibn Ebi Vakkas. Suriye taraflarında görevlidir. Halifeye şikayet ediyor birisi. Efendim diyor, namazı doğru dürüst kıldırmıyor. Efendim mal taksiminde adil değil. Askerle birlikte git. Halbuki hiç, bunların hiç aslı esası yok. Sa'd ibn Ebi Vakkas diyor ki ya Rabbi, böyle diyen adamın ömrünü uzalt. Fakirle musabeyle fitnelere maruz kalsın bu kişi. Yaşlanmış, hakikaten fakirliğe düşmüş ve bir kadın sesi duysa peşinden koşuyor ya, utan, Allah'tan kork. Ya diyor, Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın bedduası var ya, beni böyle etti diyor. Evet, yani Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın bedduası. Bir de Said bin Zeyd var. O da Erva binti Evs diye bir, Said bin Zeyd de dünyadayken cennetle müjdelenenlerden biridir. Erva binti Evs'le böyle bağ komşuluğu yapıyorlar. Kadın Medine valisine ziyaret ediyor. Efendim kelime tecavüz etti diye. Ama Said bin Zeyd ne diyor? Ya Rabbi, bu kadın yalan söylüyorsa iki gözünü kör et, kendi arazisinde de canını al. Bağda tüm ona bırakıyor. Al, ben böyle dedikoduya gelmem diyor. O keliye tecavüz ettin diyor ya, bağı tamamen bırakıyor Said bin Zeyd, ama bedduadan da geri durmuyor. Ya Rabbi, bu kadının iki gözünü kör et, bağında canını al. İki gözü kör olduğu için bağında bir kuyu var, kuyuya düşüyor ve ölüyor. Yani ne demek bakın. Öyleyse bedduadan, insanların duasını almalı, bedduasını değil. Allah razı olsun hocam, çok teşekkür ediyoruz. Evet, mesajlar geliyor WhatsApp hattımıza, Instagram'a çok mesaj geliyor. Tabii bugün cumartesi de ilk yayınımız yeni yayın döneminde. Dün cuma sohbetlerinde hocamızla birlikteydik. Bilecik'ten yazmışlar, sizi tekrar ekranlarda görmek ne güzel. Hocamıza çok selam ediyoruz. Hocamızdan dua bekliyoruz. Bilecik selam ediyoruz. Şanlıurfa'dan selam ediyorlar hocam. Size dua bekliyorlar. Malatya'dan izliyoruz. Evimize hoş geldiniz. Hocam Malatya'da selam edelim. Malatya'dan selam ediyorlar. Sizi Tokat'tan izliyoruz. Bize de lütfen selam yollayın demişler. Tokat'a da selam olsun. Norveç'ten sizlere selam ediyoruz. Memleketimizi çok özledik. Evet, Norveç hocam. Hocamızın ellerinden öpüyoruz. Hocamızın hayır dualarını bekliyoruz demişler. Selam ediyoruz Norveç'e. Mesajlarınızda böyle şehrinizde yazarsanız memleketlere biz de inşallah selam yollarız sevgili izleyenler. Biraz sonra Instagram'a bakarız ama öncesinde ilk şifreyi paylaşalım. Evet, hediyelerimiz için ilk şifre Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Çok güzel, çok şık bir şal hediyemiz olacak. Aynı zamanda da Hacı annemizin el emeği göz nuru yamalı seccadelerinden hediye edeceğiz. Necmettin Rusaşan'la sohbetler hatırası olarak. Ve bunun için 3 şifre veriyoruz. Daha bir şey kaçırmadınız. İlk şifreyi lütfen not alınız. İşte ekranlarda birinci şifre.
Cenab-ı Hakk'ın o güzel, o mübarek isimlerinden birisi. Esselam ya Allah Celle Celaluhu. Aman ya Rabbi. Esselam. Selamet veren Allah. En karanlık hadiselerden aydınlığa kavuşturan Allah. Namazdan sonra ne deriz? Allahümme entesselam ve minkesselam. Tebarek de ya del celali vel ikram. Allah'ım sen selamsın, selamet verensin. Şanın ne yüce ya Rab. Evet. Evet, iki tane daha şifremiz var. Biraz sonra paylaşırız sevgili izleyenler. Instagram'dan Hatice Hanım, Diyarbakır'dan selamlar. Evimize hoş geldiniz demişler. Bir izleyicimiz de size Yozgat çekerekten izliyoruz demişler. Yozgat çekerekten izliyoruz demişler. Hemşerim oluyor Mustafa abi. Evet, selam ediyoruz Yozgat'a da. Bir WhatsApp videomuz var ama öncesinde bekleyen bir telefonumuz var. Telefonla devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Güzel bir merhaba, gün olsun. Merhaba, iyi günler. Teşekkürler. Buyurun efendim. Hocama bir sorum olacaktı da. Hocam duyuyor sizi. Hocam selamünaleyküm. Hocam ben 14 gün boyunca karantinada kaldım hocam. Bu karantina süresinde kolumda damar yolu vardı. Ve namazımı aksatmamak için elimlerini meshederek abdest almaya çalıştım. Ve namaz kıldım. Acaba aldığım abdestle kıldığım namaza kabul olur mu? Çok geçmiş olsun öncelikle. Şu an nasılsınız? Şu an taburcu oldum. Askerim, Bilecik'teyim. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Evet. Sevindik. Taburcu olmuşsunuz. Ne mutlu. Evet. Göreve devam değil mi şu anda? Göreve devam. Evet. Göreve devam. Dağıtıma gidiyoruz. Evet. Elazığ şehrimize gidiyoruz işte. Evet. Hocamdan sorumu cevaplamasını istiyorum da. Peki, hocamıza sözü bırakalım. Çok teşekkürler. Bey, tekrar geçmiş olsun. Ne demek olsun. O damar yolu Muhsin Bey, ne demek o? Hocam. Damar yolu varken hocam, abdest aldım. İğne, hocam, iğne hocam, iğne yapılıyor ya, damar yolu açıyorlar. İğne yapılıyor hocam, kola, bileğe. Tamam. Onu kastediyor hocam. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Yani serum takmak oraya için. Oraya meshettim diyor. Serum takmak için gerekirse, ilaç tamam. Vermek için. Evet. Tamam. Rabbim kabul etsin, ne güzel. Tebrik ediyoruz sevgili oğlumuzu. Bütün askerlerimizi de Yüce Rabbimize emanet ediyoruz. Yüce Rabbimiz onları hıfz-ı emanında eylesin. Moral gücü yağdırsın kahraman askerlerimize. Amin, amin inşallah. Evet, bir WhatsApp videomuz var. Videoyla devam edelim. Öncelikle hayırlı yayınlar hocam. Ben size bir soru yöneltmek istiyorum. Benim babamın marketi var. Uzunca bir süreden beri market işletiyor kendisi. Ama marketinde içki ve türevi şeyler satıyor. Biz namaz kılıyoruz evde. Oruç tutuyoruz elimizden geldiğince. Ama şu anda çalışma imkanım olmadığı için babamın kazandığı paradan geçimimi idame ettirmek zorundayım. Yani babam da bunun haram olduğunu bildiği halde satmaya devam ediyor. Bu durumda bunun benim için günahı nedir? Yani ben çalışmak istiyorum, kendi paramı kendim kazanmak istiyorum ama şu an için böyle bir imkanım bulunmadığından dolayı böyle bir durum gerçekleşmiş bulunmakta. Bunun benim için günahı nedir? Yani günahı bana mıdır, babama mıdır? Bunu merak ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Kızımızı tebrik ediyorum Muhsin Bey. Aman ya Rabbi, bu ne güzel düşünce. Ne kadar güzel düşünce. Ama kızımız müşteri olsun. Şimdi para kazanmaya imkan oluncaya kadar sorumlu değildir. Yani kendisi iş bulacak, uygun bir iş ortamında çalışma, helal para kazanma fırsatını buluncaya kadar babasının getirdiği bu şeyden istifade edecektir. Bundan dolayı kızımız da annesi de sorumlu değildir. Teşekkür ediyoruz. Bir videomuz daha var. Görelim. Hayırlı günler hocam. Selamünaleyküm. Ben bekarken şöyle bir adakta bulunmuştum. Eğer hayırlı bir evlilik yaparsam horoz keseceğim diye. Bu adak kabul ediliyor mu? Oluyor mu yani? Kesmem gerekiyor mu? Hani kesmesem bir günahı var mı? Evet. Böyle bir adak olmaz. Riayet etmek gerekmez. Yani
Hulasa bir horoz kesmesine hacet yoktur hanım kızımızın. Yani adadığımız şeyin cinsinden farz veya vacip bulunmalıdır. Horoz kesmek böyle bir şey değildir. O yüzden hanım kızımızın böyle yapmasına ihtiyaç yoktur. Horozdan adak... Evet efendim, olmaz. Evet, evet. Peki hocam, peki şöyle bir şey olabilir mi? Yani adak yerine geçer mi? Yani diyelim ki şu işimiz gerçekleşirse, işte ne bileyim arkadaşlarımla, arkadaşlarıma tatlı ısmarlayacağım dese mesela. Arkadaşlarıma bir tepsi baklava ısmarlayacağım, evet. Onlara baklava tatlı ikram edeceğim dese. Bu oluyor mu peki? Bu şekilde oluyor mu? Yok, buna da gerek yok. Bu da olmuyor. Evet, adak olması için ne gerekiyor tabii hocam? Yani vacip. Farz ve vacip olması adak gerekiyor. Adak olması için farz ve vacip o konuda öyle bir şey olmalı. Evet, şimdi bu farz vacip değildir. Horoz kesmek ve baklava ikram etmek, helva dağıtmak, bilmem, bunlar farz vacip olan cinsinden şeyler değildir. Değildir. Peki. Yine çok mesaj var. Adana, evet, hocamızı severek izliyoruz. Rabbim hocamıza hayırlı uzun ömürler versin. Adana selam ediyoruz. Adana'ya selam ediyoruz. Artvin Şavşat ilçesi Kocabey köyünden izliyoruz hocam demişler sizi. Hocam çok selam Allah ediyorlar Allah. Size. Hocamıza evet. Çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı Aleyküm olsun. Selam. Allah hayırlı uzun ömürler versin. İyi ki hocamız var efendim. Demişler. Evet, Kocabey köyüne selam Allah ediyoruz. Razı. Kahramanmaraş'tan yazmışlar. Engelli bir oğlum var. Hocam Allah rızası için oğluma dua edin demişler. Kahramanmaraş'tan. Niğde'den bir izleyicimiz selam ediyor. Rabbimiz yar ve yardımcı olsun efendim. Evet. Evet, ara ara bu mesajlarınızı okuyacağım. Yaşadığınız şehirleri, yazdığınız şehirleri yazarsanız memleketlere inşallah selam ederiz. Bir telefonumuz var. Telefonla devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi günler. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Bu kez Konya'dan arıyoruz. Yeni yayın programınız hayırlı olsun. Çok teşekkürler, teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bir şey soracaktım, vaktimi fazla almayayım. Buyurun, ben 10 yıllık evliyim, 30 evet. yaşındayım. Evet. 3 tane çocuğum var. Benim bir eşim var, böyle yani ticaret yapıyor böyle. Ya ticaret de değil mi? Meşe aldı, şey 2'ye 3'e satıyor. Yani 10 yıl önce devam etti bu. En son geçen sene böyle senet olaylarına falan girdi. Yani biz evimize giremedik. Sürekli birileri gelip gidiyor evi. Onu da bir şekilde babam eşi dosta rica etti. Bir şekilde eşim borcu ödedi. Ve ben geçen hafta pandemi parası çıktı ve biz o alacak diye verdik. Onu da alacak. Bu sefer tekrar başka bir sene çıkardı. Eşimin altındaki arabayı zorla aldı. Ve ben o adama çok net dua ediyorum yani. Çünkü pandemi parasını bile ben o adamın elini saydım. Hani beddua diyorum, eşime de kızıyorum onlara bulaştığı için. O adamla da diyorum Allah'ım yani öldü haberini duymak istiyorum. O derece içim çok yanıyor yani, ne yapmam lazım? Eşim için de ayrıca dua istiyorum, ne olursun. Yani ben tam sorunuzu hocama neyi sorduğunuzu anlayamadım. Dua istiyorsun yani sadece. Evet, eşim için dua istiyorum. Eşimin altından ben arabayı zorla aldım. Yani o karşıdaki adama da çok kötü beddua ediyorum. Yani tamam, şimdi o bahsettiğiniz kişiye eşinizin borcu var, ben onu anladım. Öyle mi? Evet, borcu var. Borcumuzu ödedik. Tekrar bir senet daha çıkardı. Yani dün babam gördü, sahte senet dedi. Ama usulsüzlükle arabamızı aldı altımızdan. Bana yardım edin, pandemi parası. Tamam, şikayet şu olur. Bakın, olmayan bir şey çıkarmaz. Senet mi? Tekrar senet mi çıkardı diyorsunuz? Evet, evet. Tamam, evet. Şöyle yapın. Yani siz ödediyseniz, borcu kalmadığından eminseniz gidin bunu. Hukuk var. Yani hakkınızı arayın. Şikayetçi olun gerekirse. Mahkemelere başvurun. Yani ya hakkınızı arayın. Çünkü bunlar çok tehlikeli adamlar. Yani ben korkuyorum çünkü. Olur ben mu öyle şey tehlikeli adamlar diye? Olur mu öyle şey ama yani? Geçen sene ben evime bile giremedim bu adamlar yüzünden. Kapımızda bekliyorlardı yani, o derece. Peki. Hocamıza sözü bırakalım. Eşim için dua istiyorum ben o adamla. Yani bir daha gitmek etmemeyi, sadece normal insanlar gibi hayat sürmek istiyorum. Gitsin işine gelsin. Kendi yağımıza kavrulalım. Yani böyle alım satım o işte. Ya. Bir daha giderse de eşime de yani diyorum. Bir dua edeceğim efendim. Yapma etme. Bizim elinde kalacak. Yaptığın işte bugün sana zarar verir, ailene zarar verir ki verdi de yani. Ama ben istemiyorum. Çok,
Yani psikolojim çok bozuldu bundan yüzünden. Evet, bakın hocam her zaman söyler fiili dua ve kavli dua diye. Tamam, fiili dua. Ne yapmak lazım? Bu konuda bir rahatsızlık varsa mahkemeler var, polis var, emniyet var. Gideceksiniz, şikayetçi olacaksınız, hakkınızı arayacaksınız ama duanızı da inşallah yapacaksınız. Ben sözü hocamıza bırakıyorum. Hocam buyurun. Hocam ben o yani kişiye beddua ettiğim için yani hakkımız olmayan şeyi aldı. Yani ben günaha giremiyorum çünkü usulsüz aldı yani biliyorum ben. Peki. İçimde biraz saf gönül, o da gitti verdi. Yani... İşimi de kızıyorum, ona da kızıyorum ama alan kişiye daha çok kızıyorum. Ya ben çoluğumu çocuğumu devletim bana verdi. Bin lira bile ben senin eline saydım. Daha ne istiyorsun? Bakın o hanımefendi de... bu konuda hakikaten muzdaripsiniz. Belli oluyor anlattıklarınıza. Bir avukata gidin. Neyse durumu izah edin, anlatın, hakkınızı arayın lütfen. Ben sözü hocamıza bırakıyorum, teşekkür ediyorum. Tamam hocam, çok sağ olun. Buyurun hocam. Buyurun hocam. Ben telefonu kapatayım. Bey, sizin dediklerinize ilaveten ben derim ki bir de bu beddua, biraz önce gerçi bir beddua örneği verdim ama insan böyle mecbur kalmadıkça beddua yoluna da gitmemeli. Beddua değil, birbirimize duacı olmalıyız. İmkan nispetinde bedduadan da uzak durmalıyız. Ama hocam evet, haksız yere şimdi yani, haksız yere elindeki altınları almışlar, arabayı almışlar. Haksız yere yapılan burada bir zulüm var. Peki evet, bu zulüm karşısında da beddua etmeyelim evet, hocam? Edebilir ama bakın etmemesi daha iyidir. Yani çok muzdar olursa elbette eder ama beddua yoluyla değil. Bakın İmam-ı Azam Hazretlerine birisi geliyor bir tokat atıyor. Ya İmam-ı Azam gibi bir insana tokat atılır mı ya? İmam-ı Azam gibi bir insanı dünya ikincisini yetiştirememiştir. İmam-ı Azam Hazretleri ne diyor? Benim dinim bana bu yetkiyi veriyor. Ben de sana tokat atabilirim ama tokat atmayacağım diyor. İki, benim dinim sana beddua etme yetkisini bana veriyor ama ben beddua etmeyeceğim. Benim dinim seni devlete şikayet etme yetkisini de bana veriyor ama seni şikayet etmeyeceğim. Allah'ın huzurunda senden davacı olabilirim ama Allah'ın huzurunda senden davacı olmayacağım deyince adam diyor ki elini ayağını öpeyim, beni affet diyor. Seni affettim de onun için bu sözleri söylüyorum diyor İmam-ı Azam Hazretleri. Evet ya, birbirimizin duacısı olmalıyız ve zulümden de sakınmalıyız. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Instagram'dan da çok güzel mesajlar var. Ben Sivas'tan yazıyorum. Hocama selam ediyorum. Hocamızın ellerinden öpüyorum ve hocamızın hayır dualarını bekliyorum demiş Nuray Hanım. Sivas'a selam ediyoruz. Hemen bakalım. Bir başka izleyicimiz Murat Bey. Murat Bey de Manisa Turgutlu'dan selam ediyoruz. Ailecek şu anda izliyoruz. Hocamıza selamlarımızı iletiyoruz demiş. Murat Bey'e de çok selam ediyoruz. Evet. Ereğli'den bir izleyicimiz yazmışlar Instagram'dan. Konya'dan Ayşe Hanım yazmışlar, iyi yayınlar, hocamıza çok selam ediyoruz demişler. Mesajlarınızı ara ara bakalım ama öncesinde bir videomuz daha var. Videomuzu görelim. Hocam ben 31 yaşındayım. Namazımı ara ara kılıyorum, ara ara nefsimi uyuyorum, geri bırakıyorum. Hocam sizden yardım istiyorum. Hangi duayı edebilirim namazıma, 5 vakit namazımı aksatmadan kılabilmem için? Evet hocam, namaz bahsine geldik. Namaza başlamak için okunacak bir dua var mı? Namaz kılmayı terk edenler, ara ara kılanlar, bu ibadeti devamlı yapmak istiyoruz diyorlar. Bunun için hocamızın tavsiye edeceği dualar neler olur? Namaza başlamak için okunacak dualar için sözü size bırakıyoruz hocam. Buyurun. Muhsin Bey, bir kere dualar. Bakın sevgili peygamberimiz şu duayı çok yapıyor. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrüke ve husnü ibadetik. Ya Rabbi, seni anmaya, sana şükretmeye, sana en güzel şekilde kulluk etmeye dair bana yardım et ya Rab. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrüke ve husnü ibadetik. Allah'ın öğrettiği dua. Rabbi ic'alni mukîmes salâti ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Ya Rab, beni ve evladımı, zürriyetimi
namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz duamızı kabul eyle. Allah'ın öğrettiği İbrahim peygamber Kabe'yi yaptıktan sonra bu duayı yapıyor. Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Demek Kur'an'dan ve sünnetten iki tane örnek verdik. Ama bundan önce gelin, evet dua ama bir kere biz bu konudaki bilgimizi bir yenileyelim. Kelime-i tevhidden sonra İslam'ın en önemli rüknü namazdır. Rabbimiz namaz emrini melek aracılığıyla vermemiş. Namaz bütün emirleri melek aracılığıyla veriyor Rabbimiz. Ama namaz emrini bizzat peygamberimize Rabbimiz veriyor. Namaz müminin miracıdır. Ekimin salate li zikri, beni hatırlamak için namaz kıl. Ela tekunu kellezine nesullaha fe ensahum enfusuhum. Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Ne yaparsın ya Rabbi? Seni unutursak ne yaparsın? Sizi unuttururum. Ne yiyeceğim, ne giyeceğim, sadece onu düşünür. Yani namazla Allah'ı hatırlamış oluyoruz. Gelin bu konuda şu bilgilere de dikkat çekeyim. Efendim, şu baş kim sana secde eylemeye, serişah ise zir-i pa yaraşır. Sultan II. Beyazıt'ın beytidir bu, bakın. Ne diyor? Şu baş kim sana secde eylemeye, serişah ise, padişah başı ise bile ayak altında çiğnenmek yakışır. Hayıftır alemde şah iken geda olmayasın. Secdeler eyle ki merdudu huda olmayasın. Secdeler eyle ki Allah kapısından kovulmayasın. Mevlana ne güzel söylüyor. Adem kelimesi şöyle uzun bir elif, beli bükük bir dal, yere yatık mim. Adem olabilmek için elif gibi kıyam, dal gibi rüku, mim gibi secde gerekir diyor. Bakın sevgili peygamberimiz, bir bedevi geliyor, bana bir mutluluk reçetesi ver diyor peygamberimize. Ben böyle fazla belleme kabiliyeti olan bir adam değilim. Az, öz, bir şey söyle, ben onunla mutlu olayım. Evet. Sevgili peygamberimizin cevabı: İnsanların ellerindekine göz dikme. Bir. Sonunda pişman olacağın işi yapma. Özür dileyeceğin sözü söyleme. Üç. Kıldığın namazı ömrünün son namazıymış gibi kıl. Sahabeden biri, bakın, diyor ki ben Peygamber Aleyhisselam'ın yakınında namaz kılıyordum. Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek göğsü bakır tencerenin kaynadığı gibi kaynıyordu. Yani Allah elçisi bakın namazdan nasıl haz ve huzur duyuyor. Hazreti Ömer Efendimiz gece namaz kılarken bazen düşüyor, okuduğu ayetlerin tesiriyle hastalanıyor, ziyaretine varılıyor. Hazreti Ali Efendimiz ezan okunurken titriyor, sararıyor. Ne oluyor ya Ali diyorlar. Bu kimin davetidir diyor. Bu kimin davetidir? Hubeyb İbni Adi Hazretlerini müşrikler idam ederken müsaade ederseniz iki rekat namaz kılayım diyor. Onlar da anlayış gösteriyor. Hadi kıl diyorlar. Ama sonra diyor ki bakın ölümden korkuyor da onun için namazı uzatıyor diyeceğinizden çekinmeyeydim. Kolay kolay selam vermek istemiyordum. Yani sevgili peygamberimiz bakın ömrünün son günleri. Sahabe-i kiram sünneti kılmışlar.
Peygamber aleyhisselam gelip farzı kıldıracak diye bekliyorlar. Sevgili Peygamberimiz soğuk suyla bir duş yapıyor, ayağa kalkacak gibi değil. İkinci defa yapıyor, üçüncü defa, dördüncü defa kıldıramayacağını anlayınca "Müruhu fel yusalli binna" söyleyin, Ebu Bekir namazı kıldırsın. Ayşe annemiz müdahale ediyor. Hayır diyor, babam kıldırmasın diyor. Niye kıldırmasın diyor? Peygamber aleyhisselamın makamına geçmeye dayanamaz. İki, Kur'an okurken ağlar. Sesi duyulamaz. O yüzden babam kıldırmasın. Sevgili Peygamberimiz, "Müruhu fel yusalli binnaz." Tartışma istemiyorum. Söyleyin, Hazreti Ebu Bekir kıldırsın. Abdullah İbni Mesud Hazretleri Efendimizin evine izinsiz girip çıkan, hep Efendimiz'e böyle yardım edip bastonunu taşıyan, ayakkabısını taşıyan birisiydi. Bir gece beraber kaldık, Peygamber Aleyhisselam'la namaza durduk. Kıyamı uzun, rükû uzun, secdesi uzun bir namaz. Yani kıyamda o kadar durduk ki ben doğrusu fikri bozdum diyor. Nasıl bozmuş fikri? Valla ben bu kadar duramam, ayakta duramam. Ben rükûa gideyim. Peygamber aleyhisselam kendi devam etsin dedim ama buna mahal kalmadan Peygamber aleyhisselam da rükûa gitti diyor. Yani bütün bunlarla ne demek istedik? Yani büyükler, Allah elçisi, bakın namaza nasıl hassasiyet vermiş. Sözü uzattım herhalde ama şu ayeti okuyarak bitireyim. Feveylün, feveylün lil musalline ellezine an salatihim sahun. Namazı bazen kılıp bazen kılmayan, kılınca huzur, kılmayınca ızdırap duymayana veil, yazıklar olsun, cehennem var ona. Bazen Allah razı kılıp, olsun bazen kılmayan. Kılınca huzur, kılmayınca ızdırap duymayana. Evet. Evet, namaza başlamak isteyenler ama bir türlü işte ya işte başlayamıyorum diyenler için faydalı olmuştur hocam bu sohbetiniz. Ya da namazı ara ara kılanlar için de bir uyarı oldu az evvel söylediğiniz şeyler. Bugün karar verebilirsiniz, bugün başlayabilirsiniz hocamızın bu sohbetinden sonra. Hocamız 3 tane dua paylaştırdılar. Yönetmenimizden rica edelim. Ekran görüntüsü almak isteyen izleyenlerimiz için o dualar ekranda olsun. İlki, Efendimizin bize öğrettiği bir dua. Allah'ım seni anmak, sana şükretmek, sana en güzel şekilde kulluk etmek için bana yardım et. Bu birincisi. Hocamızın paylaştığı, tavsiye ettiği bir dua. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir dua. Hazreti İbrahim'in duası. Ey Rabbimiz, evet, beni ve soyumdan Rabbim gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz duamızı kabul et. Evet. Bu da Hazreti İbrahim'in duası. Bu şekilde dua edebilirsiniz namaza başlamak için. Ve diğer bir duada, Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik. Allah'ım seni anmak, sana şükretmek, evet, sana en güzel şekilde kulluk etmek için bana yardım et. Hocamızın 3 tane dua tavsiyesi bugün sevgili evet izleyenler. Ara ara ekrana gelebilir. Ve az sonra inşallah vesvese ile ilgili hocamızdan dua tavsiyesi isteyeceğiz. Tahtaya da yazdık. Vesveseden korunmak ve kurtulmak için okunacak bir dua var mıdır? Hazreti Peygamber'in vesvese ve şüpheden kurtulmak için tavsiye ettiği dualar hangileridir? Namaz kılarken ya da abdest alırken bizi şüpheye düşüren vesveselerden korunmak için nasıl dua etmeliyiz? Az sonra hocamızdan dua tavsiyeleri alacağız sevgili izleyenler. Ama öncesinde bir WhatsApp videomuz var. Videomuzu görelim. Selamünaleyküm hocam. Benim size bir sorum olacaktı. Kayınvalidem 2 tane gelini var. 2 gelini de eşi tutamadı. Diğer gelini eşime evden kovdurtturdu. Kayınvalidem de gelinin ağzına bakıp eşime evden kovdu. Diğer geline düğününe varana kadar her şey yapıldı. Eşim ve bana hiçbir şey yapılmadı. Kayınvalidem bizim büyülü su hocalara gidip büyülü su döktürdü. Kapımıza ölü toprağı döktürdü. Ve şu an eşim ailesiyle görüşmek dahi istemiyor. Telefonla bile konuşmuyor. Konuştuğunda da zaten ailesi daima hakarettir, küfürdür ediyor. Bir seneyi geçiktir ailesiyle görüşmüyor. Biz hani bunun
günahı nedir, biz ne yapmamız gerekiyor. Ama her görüştüğümüzde de sonunda hocalık iş çıkartıyor kayınvaliden, bizi ayırmak için uğraşıyor. Cevabınızı bekliyorum. Teşekkür ediyoruz izleyicimize, hakikaten anlattıkları akıl alır gibi değil. Hocalara gidip büyülü su yaptırıyorlar dedi. Bir de şu ilginç, kapımıza ölü toprağı döktüler dedi ya. Yani bir insan bunlarla nasıl uğraşabilir? Ama oluyor işte, görüyorsunuz bakın. Yani hikaye değil, masal değil, gerçek bunlar. Yani ölü toprağı, kapıya ölü toprağı döküyorlar. Neden? İşte ara açılsın diye, bozulsun diye, huzursuzluk olsun diye. Hocam ne yapmak lazım? Kayınvalidem gelinlere eşit davranmıyor diyor. Ve kayınvalideden rahatsız şikayetçi hanımefendi. Sevgili Peygamberimiz, اَعْدِلُوا بَيْنَ اَوْلَادِكُمْ, evlatlarınız arasında adil olunuz buyuruyor. İşte adaletli olmazsak böyle sıkıntılar doğuyor. Sonra bu büyücünün sözünü onaylamak vardır. Bu da doğru değil. Yani kişi büyücüye gider, onun söylediği sözü onaylarsa 40 gün o kişinin namazı kabul olmaz. Diğer bir hadis-i şerif vardır. Yani büyücünün söylediği sözü onaylarsa Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a indirileni inkar etmiş Allah olur. Korusun, Allah korusun. Büyücüden vazgeçelim Allah aşkına ya. Yani Muhsin Bey, doktorlarımız yani aylardan beri diyorlar ki maske, mesafe, hijyen diyorlar. Bilhassa maske konusunda çok ısrarlılar. Hani deseydiler ki, doktorlar deseydiler ki sirke bu işe iyi gelir deseydiler, piyasada sirke kalmazdı. Sarımsak iyi gelir deseydiler, piyasada sarımsak kalmazdı. Evet. Yahu maske iyi gelir diyorlar, yani bu işin ilacı maskedir diyorlar. Öyleyse buna uyalım birader ya, öyleyse buna uyalım. Yani biz de diyoruz ki, yani şu büyücüden vazgeçelim. Şu gaipten, gelecekten haber verecek adamların sözlerini onaylamaktan vazgeçelim bir Müslüman olarak. Yani Allah mı güçlü, cinler mi güçlü? Yok, cin kim, Allah kim haşa ya. Yani Allah Halık'tır, cin mahluktur. Allah yaratandır, cin yaratılmıştır. Yani cinden, cinciden Rabbimize sığınırız. Neyle sığınırız? O muavvizeteyn dediğimiz surelerle, ayetel kursi ile, Fatiha ile Rabbimizin himayesine sığınırız ve Rabbimizin koruyacağına inanırız. Teşekkür ediyoruz hocam. Ayrıca tabii bir de sıle-i rahimi kesme var. Yani akraba münasebetini kesmek, o da kötü bir şeydir. İşte Allah'ın yardımı, Allah'ın lütfu sevgi üzerinedir. Sıle-i Rahim üzerinedir. O yüzden sıle-i Rahim'i kesmek haramdır. Hocam peki şunu da soralım. Şu anda ekranları başında bizi izleyen pek çok gelin hanım var. Pek çok kaynana var. Anne var. Ondan sonra ne tavsiye edersiniz? Öncelikle bir, gelinlere ne tavsiye edersiniz? Güzel bir geçim için kayınvalideyle. İki, kayınvalide ne tavsiye Nasıl edersiniz? Bey, ben... Gelinlerle güzel bir geçim için. Ben 6 tane gelini olan, bir 6 tane gelini olan hacı anneye dedim ki, hacı anne 6 tane gelini bir arada nasıl idare ettin dedim. Hoca efendi dedi, gelinin nazını düzersen bir tül ipek, nazını düzmezsen turkunlu nokta nokta. Orayı söylemiyorum. Yani pek hoşuma gitti bak, hacı annenin, gün görmüş hacı annenin sözüne bakın. Evet. Gelin dediğin nazını düzersen bir tül ipek, nazını düzmeyecek olursan turkunlu nokta nokta. Evet. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Az sonra inşallah vesvese içinde hocamızdan dua tavsiyeleri alacağız. Ama öncesinde bir videomuz daha var. Videomuzu görelim. Hocam selamun aleyküm. Bir sorum olacaktı. Şimdi namazlardan sonra Kur'an-ı Kerim okuyorum. Bu Yasin, Şerif suresi falan okuyorum ama Arapçasını bilmediğim için Türkçesini okuyorum. Ondan sonra Türkçe mealini okuyorum.
Yani Arapçasını okumadığım için bir günah var mı? Yani ya da Türkçesini okuduğumda bir sevap kazanır mıyım? Ben bunu merak ettim hocam. Sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Yani şimdi efendim, doğru, Kur'an-ı Kerim'in mealini okumak da güzel. Ama Kur'an nedir? Arapça olarak Cibril-i Emin aracılığıyla sevgili Peygamberimize, Peygamber Efendimiz'den de bize kadar ulaşmış olan kelamdır. Yani elif, la, mim, bir harfe 10 sevap vardır. Ben buna bir harf demem, ayrı ayrı 3 harftir diyor sevgili Peygamberimiz. Şimdi bakın, doktora gittik, bize bir reçete verdi. Eczaneye de gittik, aldık. Aldık, aldığımız ilaçların terkibini biliyor muyuz? Yok. Bilmiyor, terkibini bilmiyorum. Terkibini bilmediğim ilacı kullanmam. Böyle der miyim? Demem. Ama bakın, Kur'an Allah'ın kelamıdır. Tenzilun min Rabbil alemin. Alemlerin Rabbinden indirilmiştir. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Bu kitabı biz indirdik, biz. Biz koruyacağız, biz. Ya eyyühen nasu kad caetkum mev'izatun min Rabbikum. Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt geldi. Ruhlara deva, gönüllere şifadır. Müminlere hidayet ve mutluluk rehberidir. Ayet-i Kerime. Yani demek ki Allah'ın bizzat kelamı, orijinal Kur'an'ı da okumalıyız. Mealini okumak da güzel. Ama asıl iş Allah'ın kelamını okumakta. Ne diyeyim, anlamıyorum ben. O yüzden onu okumayayım da mealini okuyayım yeter demem doğru değildir. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, Instagram'dan mesajlar var. Yine selam edelim. Ordu'ya çok selam ediyoruz bu kez. Ordu'dan hocama selamlarımızı iletiyoruz. Engelli iki tane amcam var. Onlar için dua istiyorum. Hocamızı çok ama çok seviyorum. Ellerinden öpüyorum. Hayırlı günler demiş Merve Hanım. Ordu'dan yazmışlar. Biz de selam ediyoruz Ordu'ya. Bir başka izleyicimiz Sivas'tan yazmışlar. Selam ediyorlar hocam. Bizden de selam olsun. Mersin'den yazan bir izleyicimiz selam ediyor. Aneta Mladenova, Bulgaristan'dan sizi şu anda izliyoruz, selam ediyoruz demişler. Bulgaristan'a selam ediyoruz biz de. Bir başka izleyicimiz, hocam. Evet. Sürekli telefonla uğraşıp ailesini, eşini ihmal eden eşlerin durumu nedir? Lütfen hocam, bu eşler için de bir şeyler söyleyin. Yani telefonla meşgul olup, sosyal medyayla meşgul olup, eşini ihmal eden hanımlar ya da beyler için de lütfen bir şeyler söyleyin demiş bir izleyicimiz. Muhsin Bey, bu da günümüzün hastalığıdır. Yuvada baba güneş, ana ay, çocuklarda yıldızlar durumundadır. Baba eve gelince eve güneş doğmalıdır, huzur gelmelidir, sevgi saygı yağmalıdır eve. O yok, geliyor beyefendi. Hanımın hatırını sormuyor, çocuklarla ilgilenmiyor. Kızım bugün okulda ne yaşadınız, oğlum ne yaptın? Onlarla ilgilenmiyor. Eline almış telefonu, durmadan onunla meşgul. Çok yanlış bir şeydir ya. Çok yanlış bir şeydir. Yani sevgiye, saygıya ihtiyacımız var. Sevgi ile bakır altın olurmuş. Zindan saray olurmuş. Viran umran olurmuş. Acılar tatlı olurmuş. Rahman olan Allah'ın kuluyuz. Rahmet peygamberinin bağlısıyız. Sevgiyle, merhametle, muhabbetle görevliyiz. Dün söyledim ya, tekrar edeyim bu hadisi şerifi. Bey hanımına sevgiyle bakarsa, hanım da saygıyla karşılık verirse, Allah da onlara rahmetle bakar. Ellerine aldıklarında abdest suyunun döküldüğü gibi günahları dökülür. Evet. Yuvada bu sevgiye, bu muhabbete ihtiyaç vardır efendim. Ama bu dediğiniz hakikaten sosyal medya ile meşgul olma çok ciddi bir hastalık haline geldi. Hanımefendinin hatırını sormuyor. Gelmiş dışarıdan. Ne yaşadı hanım? Bir söyleyecek bir sözü var mı? Bir ihtiyaç, ona dahi fırsat vermiyor. Kapanıyor bu alete. Kızımız da öyle, oğlumuz da öyle.
bu yol yanlış yoldur. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Evet, WhatsApp hattımıza soru videolarınızı bekliyoruz sevgili izleyenler. İkinci ve üçüncü şifreleri paylaşalım, sonra devam edelim, arka arkaya paylaşalım. Evet, hediyelerimiz için birinci şifreyi paylaştık. Evet, ikinci ve üçüncü şifreleri arka arkaya okuyorum, seslendiriyorum. Ekrana da gelecek, gelecek inşallah. İkinci şifre, El Aziz Ya Allah Celle Celaluhu. İkinci şifremiz ve üçüncü şifremizde El Cebbar Ya Allah Celle Celaluhu. Buyurun hocam. Yani Rabbimiz, bakın, önce sevgi, Rahman, Rahim, Selam isimleri, ama arkasından bakın El Aziz, El Cebbar, El Mütekebbir, yani bunlar da var. Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Allah azizdir. Mağlup edilmeyen izzetin, azametin, kudretin sahibi olan Allah. Evet, üç şifreyi de paylaşmış olduk. Bir WhatsApp videomuz var, videomuzu görelim. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı yayınlar. Aleyküm. Bir sorum var hocam. Sorabilir miyim? Çok vesveseye giriyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Kafamdan konuşma yapıyorum. Hiç uyuyamıyorum. Evet. Evet, sanırım video bu kadar. Vesvese ile ilgili çok soru var hocam. Onlardan sadece bir tanesini ekranda paylaştık şu anda. Hanımefendi, geceleri uyuyamıyorum, her şeyi kafama çok takıyorum diyor. Mutlaka bu ibadetlerine de engel oluyordur. Bunun dışında bize gelen sorularda işte abdest alırken vesveseye kapılanlar var, namaz kılarken vesveseye kapılanlar var, ibadet ederken vesveseye kapılanlar var. Bu durumdan nasıl kurtulabiliriz ya da bunu nasıl azaltabiliriz? Bununla ilgili tavsiye edeceğiniz vesvese duaları var mı hocam? Okunacak dualar var mı? Buyurun. Muhsin Bey, Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde vesveseden bahsedilir. Yani demek ki insanların ne kadar ihtiyacı varsa, insanları ne kadar meşgul ediyorsa bir konu, o kadar Kur'an'da yer verilir. Mesela vesvesenin şerrinden Allah'a sığınmamızı emrediyor. قُلْ اَعُوذِ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ İnsanların Rabbi, insanların hükümdarı, insanların mabudu olan Allah'a sığınırım. Neden? İnsanların ve cinlerin zararlarının şerrinden, onların fiskoslarından, vesveselerinden Allah'ım sana sığınırım. Yani demek Rabbimiz o himayesine sığınmayı emrediyor. Bir, Hazreti Adem ile eşini cennetten vesvese yoluyla çıkarılmıştır. Vesveseye kapılmışlar ve Allah'ın yasak kıldığı şeyi işliyor ve böylece cennetten uzaklaşıyorlar. Mesela bir ayeti kerime daha. Ve imma yenzeganneke mineşşeytanin nezgun festaiz billah. Şeytandan bir dürtme olursa festaiz billah. Hemen Allah'a sığın. Eûzu billahi mineşşeytanirracim de. Efendim, samimiyet içinde Allah'ı anmalıyız. Kalbimin onaylamadığı düşüncelerin benim inancım olmadığını bilmeliyim. Böyle bir düşünceye kapılıyorum. Söylemesi bile uygun olmayan duygular, düşünceler aklıma geliyor. Bundan sorumlu değiliz. Eyleme dönüşmedikçe aklımıza gelen bu olumsuzlardan, olumsuz sözlerden, düşüncelerden sorumlu değiliz. İsteğim dışında içimden geçen düşüncelerin inanç ve kendi düşüncelerim olmadığını bilip endişe ve korkudan da uzak durmalıyım. Yılanın aynadaki yansıması insana zarar verir mi? Yılanın aynadaki yansıması insana zarar verir mi?
kötü duygular, kötü düşünceler aklıma geliyor, gidiyor. Bunu sahabe-i kiram söylüyor Peygamberimize. Peygamberimiz de soruyor, sizin aklınıza da böyle olumsuz şeyler gelir mi? Ya Resulallah, söylemekten utanacağımız kötülükler aklımıza, gönlümüze geliyor. ذَاكَ سَرِيْهُ iman. Bu imandandır. Bundan dolayı vay benim imanım gitti mi, benim namazım olmadı mı? Bir de bakın, bu din bize zorluk için gelmiş din değildir. Yani namaz kılıyorum, ya bu namaz olmadı herhalde. Tekrar edeyim. Bu abdest olmadı, yeniden alayım. Bu gusül olmadı, yeniden gusül yapayım. Yok. Bir abdest organını 3 defa yıkamakla mükellefim. 3'ün dışındaki haddi aşmadır, israftır, haksızlıktır, doğru değildir. Yani banyoda lüzumundan fazla kalıyorum, suyu israf ediyorum, bu haddi aşmadır. Yani şu anda herhalde kuru kaldı. Kalsın kuru kalsın, o şekilde kabul eder Rabbimiz. Yani durmadan işte vesvese. Herhalde şuramda kuru kaldı, herhalde bu abdest olmadı, zannederim bu namazım eksik oldu. Yani hem de bir doktor arkadaşım bana dert yanmıştı, hocam filan gün nöbetçiydim, yatsıyı kılıyorum, yok bu olmadı, bir daha kılayım, bu da olmadı, bir de ya sabaha kadar, bu din bize eziyet olsun diye değil. Tamam, Rabbim o şekilde de kabul eder. Hulasa bu vesveseye itibar etmemeli, Rabbim o şekilde de kabul eder deyip geçmeliyiz. Yani balona üfledikçe balon şişer, değil mi? Veya şurada arı geldi, ben çırpınırsam arı da kendini savunur, bana zarar vermeye başlar. Halbuki ben hiç aldırış etmiyorum, arı vızıldar, uçar gider. O yüzden yani ben böyle vesveseye, evhama, endişeye kapıldıkça şu işim yanlış oldu, bu işim uygun olmadı, namazım olmadı, abdestim olmadı derken kendi kendimi huzursuz ediyorum. Hayır, Rabbim kabul eder, olmuştur demeliyim. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, hocamızın tavsiyeleri. Evet, buyurun hocam. Bunun için Muhsin Bey, sevgili Peygamberimizin tavsiyesi, sabah akşam 3'er defa kul huvallahu ahad, kul auzu bi rabbil felak, kul auzu bi rabbin nas surelerini okursanız hiçbir şey size zarar vermez. İmza Allah elçisi. Sabah 3 kere, akşam 3 kere kul huvallahu ahad okuyacağım. Kul auzu bi rabbil felak suresini, kul auzu bi rabbin nas suresini. Sevgili Peygamberimiz yatağına gelince 3 defa bu mübarek sureleri okuyor, avucuna üflüyor, onu da bütün vücuduna meshediyor. Ve euzu besmele diyeyim hocam, onu da biraz evvel söylediğiniz hatırlatalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Tabii. Vesvese geldiğinde besmele çekelim bu sefer. Ne demek? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Rahmetinden kovulmuş olan şeytandan Rabbim sana sığınıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Rabbim, senin adınla başlıyorum. Bismillahillezî lâ yedurru ma'ismihi şey'ün fil ardı ve lâ fissemâ. Allah'ın adıyla yerde gökte hiçbir şey zarar vermez. Allah elçisi böyle buyuruyor. Allah'ın adı ağzımızın tadı. Allah, ona inanıyoruz, ona güveniyoruz. Bismillah, tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Evimden çıkarken böyle diyorum. Ne demek bu? Allah'ım, senin adınla çıkıyorum. Sana dayanıyorum, sana güveniyorum. İyilikleri lütfedecek, kötülükleri giderecek sensin Rabbim. Bismillah, tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Böyle deyince melekler diyorlar ki vukuyte, hufizta ve küfeyte, Allah tarafından korundun, himaye edildin, hidayette kılındın. Bunu duyan o adamı ifsatla görevli iki şeytandan biri diyor ki ben gidiyorum.
Öteki diyor ki nereye gidiyorsun ya, biz bu adamı sapıtmakla görevli değil miyiz? Ya ama Allah tarafından sigortalanan adama ne yapacaksın ya? Başka gafil adam mı yok? Ben gidiyorum arkadaş. Ben de gidiyorum öyleyse. Oh. Melekleriyle baş başa kalıyor. Bismillah, tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Evet, Allah razı olsun. Almak, Allah'a güvenmek. Ona kadar güzel şey. Evet. Evet, ezberlemesi de kolay. Bismillah, tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Evet, hocamızın tavsiyesi Euzu Besmele ekrana gelecek. Dedi ki hocam, sabah akşam üçer defa. İhlas-ı Şerif, Kul Euzu bi Rabbil Felak, Kul Euzu bi Rabbin Nas surelerini inşallah okuyalım. Vesveseden eser kalmaz. Evet. Vesvese ile ilgili bir soru mu var? İzleyicimiz soru sormak istiyor. Hattımızda bir izleyicimiz var. Bakalım ne soracaklar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Samsun'a ben selam ediyoruz. Buyurun. Vardı. Buyurun. Hocam ben 2 sene oldu bu vesveseye yakalanalı. Ondan sonra ilk başlarda hocam çok kötüydüm. Hastalandım. Yemek yiyemez oldum. Kalbim acıyordu. Sonra ben kendi kendime diyordum ki ben bu vesveseden nasıl kurtulacağım? Hatta hiç kurtulamayacağım zannediyordum. Böyle beynimde sesler vardı. Sonra hocam, sonra böyle zaman geçti. Namaz kıldım. Namaz kıldıkça huzurlu oluyordum. Ama vesvese hala gitmiyordu benden. Ondan sonra hocam neyse böyle zaman geçti. Şu andaki halim çok iyi. Ama yine de şu anda sanki beynimde kene gibi bir nokta var. Sanki orada sanki. Peki ne tür vesveseleriniz var? Ne tür vesveseleriniz var? Bir de şöyle bir durum var. Mesela namaz kılıyorum. Namaz kılarken mesela Rabbi Yesili okuyorum. O arada yanlış bir şey okudum mu? Ya da okuyacak gibi olur gibi oluyorum. Sanki... Namazımı kılayım yine de hocam. Bakın bu konuda yalnız değilsiniz. Bakın bir izleyicimiz yazmış. Namazla ilgili örnek verdiğiniz için araya giriyorum. Kusura bakmayın. Diyor ki ben namazda sürekli yanlış okuduğumu düşünerek o namazı tekrar kılıyorum demiş. Size mi böyle yapıyorsunuz? Hocam şöyle durun. Mesela bana imanla alakalı öyle akla gelmeyecek şeyler geliyor hocam. Mesela tövbe haşa namazda da ya söyleyeceğim mi, söylenmeyeyim. Hocam böyle ne bileyim hocam öyle akla gelmeyecek şeyler geliyor ki hocam namazda söylersem mesela işte hayatı okuyorum mesela orada ya söylersem gibi böyle beynime geliyor hocam. Evet ama şu anda kurtuldum ben yok diyorsunuz Allah aşkına. Ne yapmam lazım, namazımı kılayım mı hocam? Mesela böyle düşünce gelse bile mesela söyledim mi, söyleyeceğim mi gibi böyle... Durumları bırakayım mı hocam? Ha şu anda hala devam ediyor mu bu tür vesveseler? Ben anladım hocam, ki bitti geçti. Evet hocam ben var ya nasılım biliyor musun hocam? Ben dilimi damağıma yapıştırıyorum. Yanlış bir şey çıkmaz. Ağzımdan bir hatta var ya hiç konuşamıyorum bile. Bir insanla konuştuğum zaman diyorum ki ben ne konuştum acaba? Burada yanlış bir şey konuştum mu diye o insana sormak zorunda kalıyorum. Anladım. Peki hocam bunu da soralım. Bu tür vesveseler namazımıza mani midir? Yani aklımızdan geçen... O düşünceler acaba bizim namazımıza mani olur mu? Kabul olur mu olmaz mı? Bunu da merak eden izleyicilerimiz var, soruyorlar. Bunu da cevaplarsanız hocam, seviniriz hocam. Teşekkür hocam, ediyorum size. Muhsin Bey. Hatta kalın lütfen. Muhsin Buyurun Bey, hocam. Bir yere arılar çok girip çıkıyorsa neyin işaretidir o? Neye delalet eder? Arılar bir yere çok girip çıkıyor. Orada ya bal var ya çiçek var. Arılar o yüzden oraya çok girip çıkıyor. Yani biz namaz kılarken veya başka zaman olur olmaz düşünceler geliyor ki iman balımıza talip. Bu şeytan iman balımıza talip. Hiç aldırış etmeyelim. Rabbimiz o şekilde kabul eder. Hanım kardeşimizin söylediğini ben biraz önce nakletmiştim. Bakın sahabe-i kiram diyor aklımızdan öyle olumsuz şeyler geçiyor ki ya Resulallah şu anda size söylemekten edep ederiz, hicap ederiz. Böyle lüzumsuz çirkin şeyler geçiyor aklımızdan. Zâke sarihul iman. Sizin bu endişeniz var ya imanınızın işaretidir. Hiç aldırış etmeyin onlardan dolayı buyuruyor. O yüzden kardeşimiz
yanlış okur muyum? Hiç onları düşünme. O şekilde Rab, o şekliyle Rabbimiz kabul eder. Şu endişeyi, şu böyle zorluk olsun, sıkıntı olsun diye gelmedi bu din bize. Biz elimizden geleni yapalım, işte o kadar. Rabbimiz onu mükafatlarla karşılayacaktır inşallah. Teşekkür ediyoruz. İzleyicimize de çok teşekkür ediyoruz. Samsun'a bir kez daha selam ediyoruz. Hocam, Instagram'dan bir soru var. O da şu: vesvese geldiği anda ben kalkıyorum, direkt abdest alıyorum hocam. Faydasını da görüyorum. Siz de tavsiye eder misiniz? Yani o olabilir ama o da tekrar, ona da güç yetirilemeyebilir. Durmadan her vesvesede bir abdest alayım dersek evet, bu sefer de yine gücümüz yetmez. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah hiç kimseyi gücünün üstünde bir şeyle mükellef tutmaz, sorumlu tutmaz. O da bir yoldur ama yani çünkü şeytandan bir dürtme gelince hemen Allah'a sığın. Abdest almak da onun bir şeklidir ama evet. İlla devamlı her vesvesede abdest al demek de çıkar yol değildir. Teşekkür ediyoruz hocam. Demek ki tekrar edelim hocamızın tavsiyesini. Euzu besmele, sabah akşam üçer defa İhlas suresi, Felak ve Nas surelerini okumanızı tavsiye ediyor hocamız. Evet, Instagram'dan bakalım. Bizden de selam olsun Afyon Karahisar'dan. Allah razı olsun sizlerden. Hocamın ömrünü, sizin ömrünü arttırsın. Severek izliyoruz. Allah razı olsun. Hocamız evimizin en büyüğü demişler. Afyon Karahisar'a selam ediyoruz. Bir Allah de fotoğraf razı yollamışlar izlerken. Resimlerinizi atabilirsiniz Instagram'dan izlerken. Resimlerinizi atabilirsiniz. Hocam, bu arada şifreleri aldık, ne yapacağız diye soranlar var. Eyvallah, ilk defa izleyen tabii ki seyircilerimiz var. Onlar için hemen hatırlatalım. Duyuralım. 3 şifre veriyoruz. Bu şifreleri aldıysanız ekranda telefon numaralarımız var. O numaralardan bize ulaşmaya çalışıyorsunuz. 0212 alan koduyla 300-0404. Hattımızı düşüren ilk 2 izleyicimize bugün hediyemiz olacak. Bunu da duyurmuş olduk sevgili izleyenler. Videomuz var, öyle mi? Videomuzu girelim. Hocam selamünaleyküm. Müsaadenizle bir soru soracaktım. Babamın kız kardeşi senelerdir dedeme bakıyor. Dedem şu an 93 yaşında, hala sağ. Bir borcu olduğunu iddia ederek dedemin üzerine olan evi sattılar. Ama burada kardeşlerin rızası yoktu. Dedemin üzerine olan evi sattıktan sonra parayı kullandılar. Gerek borcunu ödediler, gerek başka bir yere. Bunu artık biz bilmiyoruz. Bize söylenen borçlarını ödediler. Ama kardeşlerin rızası yoktu. Bunun dinimizce hükmü nedir? Bunu bir açığa kavuşturur musunuz hocam? Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Buyurun hocam. Tabi bu kul hakkıdır. Yani miras taksimatı Kur'an'da yer almış. Allah bu hakkı vermiş. Taksimatı da o yapmış. Yani Rabbimiz bu taksimatın arkasında tilke hududullah. Bu Allah'ın çizdiği huduttur. Onu aşan zalimdir. Ve bakın işte akrabalar arasında, kardeşler arasında soğukla, iğbirare, yani dargınla sebep oluyor. O yüzden birbirimize yardımcı olmalı, hele hak ihlalinden sakınmalıyız. Teşekkür ediyoruz. Bir WhatsApp videomuz daha var, görelim. Hocam merhaba. Benim bir sorum olacak. Günahlarımız kaç yaşında başlıyor? Ben bunu bazı kişilere sormuştum. 10 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında başlıyorlar dedi. Ama pek emin olamadığım için bir de size sorayım dedim. Evet, kardeşimize selam ediyoruz. Güzel bir soru sordu. Günahlarımız kaç yaşında başlıyor hocam? Yazılmaya başlıyor. Buyurun. Efendim, kız çocukları tabi bünye yapısına ve iklim şartlarına göre bu değişiklik gösteriyor. Kız çocukları 9 ila 15 yaş arasında, erkek çocukları da 12 ila 15 yaş arasında. Kız çocukları ay hali görünce, erkek çocukları da rüyalanma ile mükellef olurlar. 15 yaşına geldi, 15 yaşını doldurdu,
Oğlumuzda rüyalanma olmadı, kızımızda da ay hali olmadı. İkisi de mükellef oldu. Ama bakın, dedim ki daha önce bünye yapısına, iklim şartlarına göre bu iş değişebiliyor. Kızda 9 yaşında olabilir, 10, 11, 12, en geç 15 yaşında. 15 yaş oldu, evet. Hatta yaşı doldurdu, ay hali olmadı. Kızımız mükellef oldu. Teşekkür Allah'a ediyoruz. Karşı sorumlu. Oğlumuz da öyle. Yani demek ki 12 ile 15 yaş arasında. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, vaktimiz daraldı. 15, hemen, evet, tamam. Şifremizi alan ve hattımızı düşüren iki izleyicimizi görelim. Hangi illerden, hangi şehirlerden? Şehriye Karabey, Bursa'dan hattımızı ilk düşürmüşler. Kur'an-ı Kerim hediyemizi kazandılar. Aynı zamanda seccade hediyemizi. Zehre mi o? Evet, Zehre Taşdemir, Gaziantep'ten selam ediyoruz. Şal hediyemizi kazandılar. Kendilerine inşallah yollayacağız seccade ile birlikte. Bir soru var. İlginç, vesvese ile ilgili. Tekrar başa dönmeyeceğiz ama sadece ilginç bir soru olduğu için okuyorum ve duayla kapatacağız inşallah. Muhsin Bey, ben namazlarımı devamlı kılmaya çalışıyorum ama bir vakit kaçırdığımda direkt gusül abdesti almak istiyorum. Gusül abdesti almadan namaza başlayamıyorum. Bu vesveseden kurtulmak için ne yapabilirim? Hocam lütfen cevaplasın demiş. Hocamız cevapladı. Besmele, sabah, akşam, İhlas ve Felak, Nas sureleri inşallah. Evet, haftaya Cuma sohbetlerinde inşallah yeniden muhterem hocamız Necmettin Nur Saçan'la birlikte olacağız. Videolarınızı bekliyoruz hafta içi, ben ve arkadaşlarım videolarınızı izliyoruz. Sizden gelen sorulara bakıyoruz, onları dikkate alıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Duanızı da kapatalım. Hayırlı, amin. Bereketli, güzel bir hafta sonu olsun inşallah hocam. Sağlıkla, afiyetle. Amin. Buyurun. Amin efendim. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inni eselüke sıhhate vel affete vel emanete ve husnel huluk ve rıza bil kader. Ya Erhamer Rahimin. El açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık. Amin. Kazançlarına bereket, amin. Yuvalarına mutluluk lütfeyle. Amin. Özellikle koronavirüs hastasına müptela olmuş kardeşlerimize acilen şifalar ihsan eyle. Ya Rab, emmen yücibül muzdarra izâ de'ah ve yekşifüssû. Kul çaresiz kalıp da Rabbim deyince onun duasına icabet eder, sıkıntısını gideririm buyuruyorsun. Ya Rab, el açtık, boyun büktük, kapına geldik. Bizi sıkıntılardan aydınlığa kavuştur. Amin. Allahu veliyyüllezine amenu. Yuhricuhum mine zulümati ile nur. Ben müminlerin yarıyım, yardımcısıyım. Onları içinde bulundukları bunalımlardan aydınlığa kavuştururum buyuruyorsun. Ya Rab, bizi aydınlığa kavuştur. Amin. Dualarımızı müstecab eyle. Amin. Güç yetmez, takat gelmez. Kulluk imtihanlarıyla bizi muakaze etme ya Rab. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah'a emanet olun.